başar. Bir paskin çek. Helal olsun. Ne kadar başar? 25. Oha, bir paskin 25 mi? Biz öz disiplinimizi sağlayamadan mı bu dünyadan göçüp gideceğiz? Galiba öyle. Ölümlü dünya 2, ben oraya gidiyorum. Evet, tabii ki. Ben bu arada öz disiplin deyince ben de başkalarına olan sözlerimi tutarım. Kendime olan sözlerimi tutmam. Hani onu konuşuyorduk sizle diye söyleyeyim. Evet, şimdi biz başlamadan evvel tam da bunu konuşuyorduk. Evet. Başkalarına olan sözlerimi çok güzel tutarım. Hatta kusursuzca yerine getirmeye çalışırım. Öyle bir yapım var ama kendime olanı her zaman ertelerim. O yüzden böyle kendime bir şey yapılacaksa direkt atıyorum. Rica ediyorum ya da birisi beni zorluyor. Direkt afişi bastık mesela. Stand up şu tarihte. Mecburum artık. Geçen sene başlangıcında öyle olmuştu. Yenge için de öyle. Bana bıraksanız ben hala yapacağım diyordum size. Afiş basmakla itici güç oluyor mu? Mecbursunuz artık. Deklare etmiş oluyorsunuz. Ha. Seyirci girip bilet alıyor. Artık dönüşü yok. Peki eşiniz de mi şey böyle sizin gibi? Bengi de benim gibi. Biz iki öğretmen çocuğu herhalde oradan da kalan bir etki. Başkaları olan sözlerimizi çok güzel tutarız. Bengi de bu yola girdiğinde, stand-up işlerine girdiğinde hep böyle köşe bucak kaçıyordu. O da haklı olarak. Ben de kaçıyordum. Bir noktada işte Uraz'ın ve Can'ın, Bono'nun baskısıyla bir şekilde bu iş oldu. Ve bugünlere geldi. İyi ki olmuş. Şimdi ayda düzenli olarak 3 kere 4 kere sahne alıyor. Ben de öyle çıkmaya çalışıyorum olabildiğince. Pişiriyoruz. Kısa setlerimizi pişirdik. 30'ar dakikalarımız pişti. Hı hı. Şimdi ikinci bir 30 dakikayla 55-60 dakikalık setlerimizle ayrı bir yola çıkacağız sonra. Şimdi onu bilmeyenlere söyleyelim. Tabii önce ki. Eşiniz çıkıyor. Eşiniz demeyeyim ben. Bengi Hanım çıkıyor. Nasıl isterseniz diyebilirsiniz. Şimdi şu anda çünkü o ayrımı da konuşuyorduk az önce. Önce eşiniz çıkıyor, sonra siz çıkıyorsunuz. 30'ar dakika. Sıralamayı çok değiştiriyoruz. Ben de önce çıkabiliyorum. O da sonra. Onda bir derdimiz yok. Sadece 4 kişi çıktığımız günlerde. Tulgacığım çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. 4 kişi çıktığımız gün. 4 kişi. Ek işte Uraz'ların karşıdaki Suadiye'deki dükkanlarında 4 kişi çıkıyor. İşte Bengi ve ben olduğumda yanımızda 2 komedyenimiz daha oluyor. Onlar değişken. Girip bakabilir merak edenler listeye. Çok tatlı bir ekip var. Uraz da oluyor, Bora da oluyor. Genel ekipte Giray var. Sizin tanıyacağınız isimleri söyleyeyim. Bir sürü komedyen arkadaşım var. Orada biz genelde araya bir kişi koyuyoruz. Çünkü aslında tam net bir şekilde karı koca ilişki stand-up'ı yapmıyoruz. Biz ikimiz kendi hikayelerimizi anlatıyoruz. Ama destek amaçlı aynı yolda olduğumuz için aynı günlerde çıkıyoruz özellikle. Bir süre sonra onu da ayıracağız. Manyakça bir takıntı boyutunda değil bu ama... bizim ikimizi görmek insanlar otomatikman ilişki komedisi yaptığımızı düşündürtüyor. İlişki komedisi zaten kendi içinde, kendi hayatından bir şey anlatırken zaten ilişkinden bahsediyorsun ama biz birlikte bir şey tamamlayıcı bir set yapmıyoruz. Apayrı şeylerimiz var yani. Neden bu kadar modayken? Mesela YouTube'da da öyle ya, karı koca YouTube videoları çok şimdi popülerken ve evet. Çok da izlenirken. Neden siz beraber bir şey? Çünkü biz de aynı konfora düştük, aynı tuzağa biz de düştük. Hemen ay eşiyle gelsin diye ben oradan öykürdüm, bir şey toplantı yapıyorduk. Ay Sarp Bey eşiyle gelsin lütfen dedim. İlk düştüğüm böyle medyacı, televizyoncunun klişe şeyine düştüm. Estağfurullah, çok normal bir şey bu. Bunu istemeniz de çok hoş, çok teşekkür ediyoruz. Bengi adı çok teşekkür ediyor kendi adına. Ya biz bu ayrım mesela, bu işi çok güzel yapan insanlar var. İşte konuştuk hani bu karı koca işini güzel yapan insanlar var. Bu bir seçim. Biz biraz ayırıyoruz çünkü ben temelde bir oyuncuyum ve ben atıyorum zor ve ağır bir projeye girip belki 1-1,5 yıl dışarıda başka bir şey yapamayabilirim. Ya o yüzden böyle buna endeksli bir sistem kurmamamız lazım diye düşündük. Ve yine ben bir oyuncunun şey olarak dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz minimum oranda kendimiz olarak gözükmeliyiz. Şimdi gene bir böyle tabii ki çıkıp kendimizi anlatacağımız yerler olacak ama inandırıcılığı çok etkilediğini düşünüyorum. Beni böyle işte bugün Ahmet, yarın başka bir projede Mehmet, başka bir projede Serhat falan olabilmem ve seyircinin bunu onaylaması için benim çok temiz kalmam gerekiyor. Ben böyle inanıyorum. Böyle de görüyorum da, global örneklere de bakıyorum. O yüzden aslında yine tiyatro kökenli biri olduğum için mesela stand-up'ı da tek kişilik gösteri gibi, tek kişilik oyun gibi bakıyorum ona da. Ben bir oyuncuyum. Ben önce iyi bir oyuncu olmaya çalışıyorum. Daha iyi bir oyuncu olmak için stand-up'ı da yapıyorum. İnanılmaz bir özgüven kattığını fark ettim. O yüzden aslında biraz benim bakış açımla da alakalı. Ve Bengi'nin çok kendi şahsına münhasır bir insan olması da aslında benimle beraber veya kol kol omuz omuz olmaması gerektiren bir durum olmaması da biraz bizi buna itti. Bir de aslında beslendiğiniz kaynakların farklı olması değil mi? Başka yönlerden yazmak onun yaptığı. Tabii. Burada başka bir şey. De ilişkiye de çok yararı oluyor diye düşünüyorum. Bizim bu sektöre Bengi'nin adım atması podcastle yaklaşık 6 yıldır podcast yapıyorlar ve çok da sevilen bir podcast. O tarz mı? Çok sevenleri var. Ciddi bir kitlesi de var. Canlı seyirciyle yapıyorlar. Ve Bengi bu işe girdikten sonra ben onda bu hamurun olduğunu net bir şekilde daha bir daha gözlemleyince ben de pres yaptım. Yazmak istiyordu. Anksiyete
anksiyetik bir insan olduğu için sahne önünde olmak peki, istemiyorum. Peki onu inandırmanız zor oldu mu? Çok özür dilerim araya girdim. Tabii ki ben dediğimde daha fazla mırın kırın ediyordu ama abi dediği ya da işte bizim çok yakın arkadaşlarımız onlara tepeden bir pres yapınca hiçbir şey diyemedi. Çünkü o karı koca arasında bir yumuşak karın var mesela. Benim yapabileceğim baskı bir yere kadardır. Ben ona destek olmak istedim sadece. Ve bu arada bir insana da bu içinde bu hamur yoksa bu işi sokmazsınız. Çok zor bir şey. Hani sahneye çıkacağım ve sizleri güldürme ve ilginizi çekecek bir şey anlatacağım diyorsanız bu çok iddialı bir şey. Belki de bu hamur olmasa benim eşim diye ya da ben hasbelkader TV yüzüğüm diye bu iş olamaz. Böyle bir şey yok. Seyirciden tek başına kendi ayrı onayını aldı. Onayını almasa bunu ben iteleyemem ya da bizim ünlü dostları onu paylaşarak bir yere getiremez. Yapayalnızız. Bütün bu tüm işlerde olduğu gibi yapayalnızız. Babanızın kanalı bile olsa sizi diziye koysa vatandaş onaylamazsa hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden bu onayı kendi aldı ve kendi alacak. O yüzden o ayrımı ben önemsiyorum. Biz burada olmayan biri için nasıl konuşuyoruz ama program başından beri? Gerçekten yani sizle arkada sohbette buradan açıldığı için biraz onu tamamlamak istedim. Hayır, bu benim şöyle bir şey. Kadın hakları konusunu bu kadar konuşulduğu bir ülkede bir karı kocanın işlerindeki o birbirine olan saygısı ve o ince çizgiyi geçmeme halleri çok hoşuma gittiği için naçizane. Çok sağ olun. Bunu çok bir kere daha burada telaffuz etmenin ne kadar değerli olduğunu seyircilere. Yani seyirciler bunu bir ilham alırlar belki. Evet. Hani bu kadar birbirinin çizgisini ev, peki şunu soracağım ilham almalarına devam et. Evde de yani bu çizgi devam ediyor mu? Aynı bu zarafet şey anlamda alanlara... Ben şimdi bizim 2017'de evlendik. 2015'ten beri beraberiz. Bizim neredeyse 10 yıla yakın bir ilişkimiz var. Biz artık çok o dengelerimizi çok net oturtmuş bir çiftiz. Kafamız çok berrak. Herkesin kendi alanlarına saygı duymadan olmayacak bir iş. Oğlumuz var bir de 6 yaşında. Güzel bir düzenimiz var evde. O yüzden aslında herkesin kendi konfor alanında bir dünyası var ama ötesinde biz bu işleri yaparken ilişkimiz bir boyut daha kazandı. Mesela ben Bengi'den çok fazla yardım alıyorum. O benden yardım alıyor. Yani aslında güzel bizim ilişkimize şey kattı, nefes, bir şey daha kattı diyebilirim, alan daha açtı. Öbür türlü ben işte kendi başıma bir dünyam var, setim var, bir hayatım var, gidiyorum, geliyorum ve dönüyorum evde işte kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bir de şey eklendi, onun da bambaşka kurtarması gereken gösteri dünyasında bir iş yapıyor. Ya bu bizim ilişkimizde de, Bengi'nin kendisine de çok iyi geldi. Ayrıca bana da tabii ki. Kendini keşfettikçe gerçekleştiriyor ya. Aynen öyle. Yani o kendini gerçekleştirme halinin insana verdiği özgürlük ne değerli bir şey değil mi? Yani çok acayip. Yani dış görünüşünüzden iç dünyanıza kadar her şey iyileşiyor. Aşamayacağınızı düşündüğünüz travmaları çok güzel bir mesleki odakla aşabilirsiniz. Ben ne zaman kötü hissetsem ve içinden çıkılmaz bir duygudaysam kendime bir iş üretmeye çalışırım. Varsa daha reddettiğim bir şeyi bir daha görüşmek isterim. Hani o uğraşı ben çok seviyorum. Ben de kendimi tembel sanırken çok çalışkan biri oldum yıllar içerisinde. Çünkü sanırım tembellik biraz biz onaylanmayan bir jenerasyonuz. Dersleriniz kötüyse çöpsünüz yani. Biz o jenerasyonuz. Ben de çok parlak dersler olmadığı için ben kendimi işte hasbelkader yaşayan biri zannediyordum. Ama bu meslek sayesinde çalışkan olmanın, meslekte başarılı olmanın o enerjisi beni o kadar iyileştirdi ki o yüzden bırakmadan devam etmek istiyorum bu odağa. Yani bu odağımın hiç dağılmasını istemiyorum. Bir de insanın seçme özgürlüğü olduğu vakit o evet. Severek yapma hali ikiye katlanıyor ya. Yani o artık hani sarpapak olup bu tamam bu değil deme hali. O bence planlayamayacağınız bir şey. İlk İstanbul'a geldiğimde her görüşmeye gidip hiçbirine kabul edilmeyip yüzlerce kez reddedildiğimde yaşadığım duyguları da biliyorum. Siz hepimiz yani bu şehirde, bu endüstride var olmak herkes aynı şeyleri yaşıyor. Dedim ya seyirciden onay almak zorundasınız. Torpil diye bir şey yok. Hep torpil sorarlar bize. Bu işte torpil yoktur. Vardır da sizi sokar orada kalırsınız. Ne büyürsünüz ne küçülürsünüz. Hele oyunculuk gibi bir meslekte hiçbir şey yapamazsınız. Yani o beni o atıl halden kurtardı. Biraz tesadüflerin de önemi olduğunu, şansı iyi kullanmanın böyle gri bir alan da var. Yoksa hepsini tasarlayamazsınız. Ama işte Avrupa Yakası'nın auditionlarında seçilmem, dizinin aslında bitmesi beklenirken en önemli karakterlerden işte üçü çıkıyor. Bu dizi batan bir gemiye biniyorsun dedik diyorlardı bana.
kader. Tam tersi bir durum oluştu. Tarihi reytingler aldı ve ben çok hızlı bir şekilde tanınan biri oldum. Sonrasında da adımlarımı doğru atmaya çalıştım. O yüzden şu an seçebiliyorum ama seçme noktasına gelene kadar çok fazla, yani hepimiz gibi çok özgüvenim paramparça oldu. Kendimi çok yeteneksiz bir hiç gibi hissettim. Evinin prensesin, okulda arkadaşların sana çok gülüyor, çok parlak buluyor. Bir geliyorsun bu şehirde milyonlarca kafadan birisin. O duygulara öğrenmek, alışmak, o level'a aşmak çelik gibi sinirler istiyor. Orada da belki hem özümden getirdiğim hem evden aldığım bir sakinlik vardı. Onunla yönettim o krizi, yoksa kolay değil. Yani o Mr. Nobody olma hali, hiç kimse olma halini yaşadıktan sonra aslında oraya dönebilmek de kolay olmuyor mu? Yani bir gün hayat oraya geçirse yeniden oraya dönülebilir. Sadece bunun üzerine kendimi eğittim. Çünkü şey, hastalıklı bir düşünce. Çok popüler olmaya sürekli odaklanmak mesela. Hı-hı. Ben oraları artık çoktan çözdüğümü düşünüyorum ama bunu çok tehlikeli bir şey. Herkesin içine çekebilen bir şey. Ben bir işi iyi yaptığımda, işte iyiyse eğer, popüler oluyorum zaten. Hani o yüzden aslında işini iyi yapmayla bağlantılı herkes. Hı-hı. Hiç işini yapmadığın ya da işini iyi yapmadığın bir dönemde belli stratejilerle ya da PR'la popüler olmak... Ya da seçilmediğin bir dönemde. Seçilmeyebilirsiniz. Sizin iç dünyanız ya da şey, karanlıktır enerjiniz. Tercih edilmezsiniz normal. Çünkü bir sürü yüz görüyorsunuz, bir seçici yerde olduğunuzu düşün yönetmen olarak. Böyle görür görmez o ilk enerji çok dikkat çekici. O yüzden ben hep oyuncu arkadaşlarıma söylüyorum. Depresyondayken rolü alamazsın kolay kolay. Çünkü senin için zaten... yani böyle puslu, kötü bir hava varken orada... Çok denk düşen bir rol yoksa tercih etmiyorlar. Yani enerjiye bakıyorlar. Kolay. Gördüğü anda alan. O yüzden çelik gibi sinirleri olacak bir oyuncu arkadaşımızın, herkes için. Sonrasında şans, artı şansı iyi kullanmak gibi tanımlanamayan yerler var. Sonrasında işte şu an konuştuğumuz gibi iş seçecek noktaya gelebiliyorsunuz. Ama bunda sınır var. Ben 3 yıl hiçbir şey yapmayayım diye bir şansım yok mesela. Arada insanları, kendinizi tekrardan hatırlatan ve ya bu adamın işleri güzel oluyor duygusunu bir tekrardan hissettiren şeyler yapmanız gerekiyor. Film olur, başka içerikler olur işte. Belki bu tek kişilik oyunu diyeyim. Biraz da bunun için yapıyorum. Hiçbir şey yokken de ben seyirciyle buluşabileyim. Hem ben sıcak kalayım hem seyirci beni gördüğünde o da iyi hissetsin. Yoksa öbür türlü evde oturduğun güzel bir rol gelmiyor. Senaryo yok gibi bir yere sıkışıp kalıyorsun. Ama o evden çıkmak bana çok iyi geldi. Yoksa konformist oluyorsunuz. Hani hiç pozisyon kaybetmeyeyim, hiç hata yapmayayım diye hiçbir şey yapmamaya başlıyorsunuz. Ona çok meyilliyim, o yüzden onu kırmak için bu işlere girdim biraz da. Ceyhun'cum, kulağımdasın. Aslı topa girdiğinde bilmem direkt oradan açıl falanları ben de duyuyorum. Sadece kameramanlar değil. Düğmeyi bir kapatalım mı? Ne yapayım şimdi ben hocam ya? Ben şimdi ne yapayım? İşte bu işler böyle. Ben çok zorlanıyorum. Ben konuğumu mu dinleyeyim şu anda? Tam böyle adama yoğunlaşmışım. Tam ben gözlerinizde anladım, bir yere Aslı gitti gözler. Aslı topa girdiğinde bilmem nereden aç. Nereden aç? Nereden açıyorsun sen acaba Aslı topa girdiğinde? Aslı topa gir. Aslı topa gir. Bak soracağımı unuttum şimdi, görüyorum. Başka bir şey. Net misinizdir? Geçen kafamı ben bu aralar takındığım şeyi, kafama taktığım şeyi söyleyeyim. Bu sektörde birkaç arkadaşımdan arayıp bir şey rica ettim. Fluluk beni aşırı rahatsız ediyor. Ben dünyanın en net insanlarından biriyimdir. Evet evettir, hayır hayırdır. Hı-hı. Gündem yoktur, açıktır, hı-hı, ortadadır her şey. Ve karşımda bir fluluk gördüm. Ay tabii Aslı'cım deyip sonra o iş. Aslı ya bana hayır de. Net evet. Misinizdir? Net olmadığımı düşünüyorum ama büyüdükçe öğrendim biraz. Biraz daha netim artık. Eskiden hiç net olamıyordum ve çok yıpranıyordum. Yani evet desem daha az yıpranacağım bir şeyi hayır diyerek uzatmak ya da tam tersi bir şeyi. Hı-hı. Gelmek istemediğim bir şeye gitmek daha, hı-hı, yorucu oluyor mesela. Yapmak istemediğim bir şeyi yapmak. Onları çok yaptım. Ben o konuda kendimi de çok hatalı da buluyorum. Şimdi biraz daha öğrendim. Ben geç büyüyen biriyim. Böyle marifet diye söylemiyorum. Bu yapı meselesi. İşte şimdi kırklarımda falan biraz daha böyle 28-30'larda gibiyim normal bir insanın. Bir şeyleri yeni öğreniyorum. Ama büyük bir konformuş ve kimse de kırılmıyormuş. Halbuki de sizin gibi düşünüyormuş insanlarda. Bana net bir şekilde istemediğini söylemen daha çok tercih ederim diyor. Ama o kimseyi kırmayımcılık iyi bir şey zannederken tam tersi aslında çok yoran ve ikiyüzlü bir davranışa dönüşüyor bir süre sonra. O yüzden netliği biraz öğrendim. Biraz daha öğrenmem lazım. O da biraz dediğim gibi benim büyümemle alakalı, büyüyorum. Bu şey mi acaba, hani kimseyle kötü olmayayım gibi bir yerden mi alıyor? Kimseyle kötü olmayayım da var bunun içinde. Bir de şey de var. Bir insanın mesela atıyorum bir projesine hayır demek onun hayalini kabul etmemek oluyor. Bizim meslekte öyle bir zorluk var. Mesela yazan ve yöneten kişiyle görüşürken siz onun kurduğu dünyanın
sizi çekmediğini söylüyorsunuz hayır derken ve bu zor. Ve karşınızda parlayan gözlerle, büyük bir enerjiyle, inandığı şeyi anlatan bir insana beni almadı aslında demek lazım. Ama mesela ben oralarda çok zorlanırdım. Bizde de sektörün böyle küçük pembe bahaneleri vardır. İşte ben kendimi göremedim bu işte gibi. onu kim bulduysa Allah razı olsun. Öyle genelde cümlelerle insanlar ilerliyor. Ama biraz bizde o... Şimdi şöyle diğer mesleklerde bir ürün yaparım koyarım. Burada kendini mizah duygunu, zekanı, duygu dünyanı koyuyorsun. Senin kişiliğinle ilgili gibi zannediliyor bir şeye hayır demek. Bakış açın, hayata duruşunu reddetmek gibi oluyor. Yani duygusal alıngan olabiliyor insanlar bu konuda. Ürün değil çünkü kendisi olduğu için. O yüzden biraz zorlanıyordum. O anlamda zor da bir meslek. Hele popüler bir işteyseniz o sırada çok popüler oluyorsunuz dönemsel olarak. Ve o dönemde çok talep oluyor. O beni çok yoran bir şeydir. Yani keşke telefonum işte denize düşse filan diye hissettiğim dönemler olurdu. Çünkü abiler var, kurmanız gereken dengeler var, büyükleriniz var. Sizde emeği olan insanlar var. Çok parametre var biliyorsunuz. O yüzden onları ya işte elinize yüzünüze bulaştıra bulaştıra, yapa yapa, hatalar yapa yapa, çok yıprana yıprana öğreniyorsunuz. Hiçbir derdim tasam yokken hayatımın en rahat döneminde saç kıran oldum mesela. Neden? Çünkü öncesinde artık o kadar yıpratmışım ki kendimi. Vücudum ilk nefes aldığı yerde puf diye bıraktım. Ama yıpratma nerede? İşte bu sebeplerle herkesi mutlu etmeye çalışmak, herkese yetişmeye çalışmak, kendini tamamen kendini unutmak. Benim dertlerim ne, ne yapmak istiyorum belki. Suratımı asıp hiç ağzım bıçak açmadan 3 gün oturmak istiyorum belki ama Sarp neyim var dedirtmemek için fake bir Sarp, onların istediği Sarp'ı sunmak gibi. Böyle o 20'lerin ortalarındaki o bilirsiniz o duyguyu, bir de yeni gelmişim İstanbul. Bir de coşku taşar insanda. Taşıyor. benden içeri bir ben var, benden daha fazla şey istiyor. Ve görünmek istiyorum. O çok istiyor, ben de istiyorum. Hangimiz istemedik? Ben zaten bu içgüdüye sahip olduğumu her zaman söylüyorum. Sınıfta da, lisede de yaptığım, ortaya çıkıp yaptığım fırlamalıklar, taklitler şu an yapamam. O tazelikte bir görünme isteğim yok ama hep vardı. Şey var mı peki, şu an yapamam dediniz ya. Tabii ki o görünme isteği, çünkü insan doyuyor. Hani nereden açsa... Evet. Oraya oynuyor ya, o açlığıyla evet. Sınanıyor ya, orası doymaya başlıyor. Orası doymaya başladığında bu sefer kendinize, gerçi siz 40'larınızın başındasınız, daha çok yolunuz var ve çok gençsiniz İnşallah. Ama daha prime'a da vakit var yani. Aktör için öyle derler, prime böyle yani daha vakit var derler. Hani daha ne İnşallah. 45 ya, İnşallah. Şimdi bence 60 falan artık. Tabii tabii ama şey açısından diyorum hani böyle bir söz vardı işte, oyunculuk çok zor bir meslek değil, ilk 25 yılı zor falan gibi bir laf vardı da hakikaten orada denk geliyor. Ben de işte böyle tam öyle 45'i o yüzden dedim. O sakinleşmek o kadar zor ki. O oyunculuk çok büyük bir sakinlik istiyor ve ben bunu çok daha yeni öğrenmeye başladım. Ve bunu bana kafama kaka kaka hocalarım söyledi. Bir dakika, oyunculuk nasıl bir sakinlik istiyor? Oyunculuk bence o sırada sette çalışan herkesten bile daha fazla bir farkındalık ve sakinlikte olmanız gerekiyor. Çünkü o anın, o sırada o sahnenin tamamen duygusu sizin üzerinizden seyirciye geçiyor. O yüzden sizin o anki enerjiniz o sahnenin enerjisinin önüne geçemez. O yüzden sıfır noktasında nötr, cam gibi bir insan olmaya çalışmanız lazım. Kendiniz bir kişi götürürseniz bir de onun üzerine sıfıra inip tekrar role girmek gibi 3 iş oluyor. O yüzden sakin, farkında etrafında ne olup bittiğini ve sahneyi iyi anlamış biri olmak zorundasınız. Ben böyle düşünüyorum bu arada ve beğendiğim hocalar da bunu yapıyor. Çok sakinlik isteyen bir iş. Ağlama sahnelerini çok severiz ama ağlamayan ve şurasını tutan oyuncuya kalır gözümüz. O bizi ağlatır. Gülme de öyledir. Yani genelde biz onu unutuyoruz ama ben de unutuyorum oyuncu olarak. Biz seyirci olarak izlerken fark ediyorum. Kim tutuyorsa, içinde büyütüyorsa, gözünde görüyorsam onu izlemeyi seviyorum. O yüzden bunları öğrenmek, bunları geliştirmekle ilgili şimdi yeni bir kendime yol açıyorum. Tabii böyle olunca da insan daha az konuşmaya başlıyor. Ben hiçbir zaman az konuşamam. Ben ondan bahsetmiyorum ama bir oyuncu olarak rol kişisi ben değilim ya. Oraya geçtiğimde de Sarp'ın özelliklerini çok taşımamak gerekiyor ya. Yani onları ondan bahsediyorum. Hayır, hayatı da yani yaşta ilerledikçe falan da daha cümleler azalıyor ya. Benim tam tersi olacak gibi gözüküyor. Biraz yakınlarım için kötü haber ama... Ben şimdi yolda böyle biraz kimyam uyan, biraz böyle kibar, tatlı bir insan görürsem konuşuyorum, uzun uzun sohbet ediyorum. Ya o bende de var da, benimki kibar insan çünkü görmüyor. Mı diye düşünüyorum. Bence, yani o bende de var. Mesela konuşayım herkesle. Ve yani gerçekten kibarlık ve o sakinlik benim için yani şey...
Kedi var mıydı? Bağlıyorum yani. O insanla konuşmak istiyorum. Kedim var, iki tane kedim var. İşte tabii. Ama ben kedi babasıyım. Bu hayır. Kedi artı bir de yoldaki insanlarla konuşuyor. Tamam, bittiniz. Bence kendim ne oldu? Ben de kediciğim. Allah diyorum. İkinci kediyi almamak için direniyorum. Yok, bu Cihangir'de yaşıyor. Bir dakika. Tamam. Cihangir'in yaşlı, kediciği. Ayrımcı bir söylem yapmıyorum. Evet. Tamamen gözlem. O kadınları var ya, evet, herkese sokakta direniyor. Hayır, ben o olmak istemiyorum. Ya öyle mutlu olursa olabiliriz ya. Onda bence bir şey yok. Sadece o dediğiniz gibi o biraz böyle karikatürize edildi. Ama ben kedi babası 10 yıldır kedim var. İki tane kardeşi aldım. Hala bizdeler çok şükür. Ben köpek istiyordum ev arkadaşımla o zaman. Bekardım. Köpek almaya gittiğimizde mantıklı bir insandı o barınaktaki arkadaşımız, bağlantıyı sağlayan kişi. Senin hayatını biliyorum dedi, geliş saatlerini. Ev arkadaşın Kaan da grafik tasarımcı. Bakamazsınız. Gidin kedi alın dedi. Biz yıkıldık ama iyi ki böyle olmuş. Hakikaten dediği doğru çıktı. Biz iki kediyle bazı günler gece 4'te 5'te eve geldiğimizde falan bir 10 saniye trip atıyorlar. Hayatımıza devam ediyoruz. Köpek yapamazmışız gerçekten. Kedi babası oldum ve oradan sonra öğrendim. Kedi dünyasının içindeyim. Hayatım boyunca da kedim olacak. Şimdi oğlum köpek de istiyor, köpek de olacak. Gidip barınaktan seçeceğiz onu, kendi seçecek. Ama şimdi onun biraz daha büyümesini bekliyorum. Çünkü yoksa her sabah ben onu tuvalete çıkartırken bulacağım kendim, biliyorum. Herkes tecrübesini anlatıyor. Onun sahiplendiği, gerçekten sahiplendiği zaman bir de köpeğimiz olacak. Ya bu televizyonda oluyor ya bazen böyle hani kamu spotu gibi kadın böyle televizyonda. Ne olur bunu bir söyleyeyim. Hani YouTube'da lütfen falan bunlar olmuyor. Ne olur yalvarıyorum, barınaklardan alın. Yani bu cins köpeklerini işkencelerle doğurtarak... nasıl sattıkları, ne kötü koşullarda doğurttuklarını biliyoruz, ürettiklerini. Lütfen sahibe ihtiyaç duyan barınaktaki köpeklerden seçin, sokaktaki köpeklerden seçin. Bu arada uzmanı değilim ama mesela bazı özel cinsler barınaklarda da artık terk edildikleri için çok çok var yani, her şeyi bulabilirsiniz. Cins ne ya? Yani bizim ne poodle seviyorlar bazıları çünkü mesela benim tanıdığım arkadaşımız çocuğunun alerjisinin olmadığı tek cins. Onu hapşurtmuyor, kızartmıyor. O yüzden poodle almışlar. Onu anlayabiliyorum. Ve barınaktan aldılar. Yani barınakta da poodle var, her şey var. Bu arada kış aylarında olur. Kedileri, köpekleri apartmanların kapılarını açabilirsiniz. Maması evet koyabilirsiniz. Küçük evler, böyle birazcık değil mi şey, battaniyeler. Bir zarar gelmez yani. Hiçbir yerimiz eksilmiyor. Bir taraftan bir gizli bir şey de yürüyor. Bir sokak hayvanları karşıtlığı da yürüyor. O konuda da ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü saldırı görüntülerini gördüğümde küçük çocuğu olan biri olarak anlayabiliyorum. Çok doğru bir strateji izlenmesi lazım. Çünkü biz bence gerçekten hayvanlarla çok iyi anlaşan özel bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Kedilerimiz sayesinde global bir markayız şu anda. Bütün dünya İstanbul kedileri üzerine videolar, içerikler, tüm turistler çekiyor. Yani şey oldu, viral oldu. Bence İstanbul ve Türkiye köpekleri için de çekilebilir bu çekilebilir, kadar tatlı evet şeyler. Ya orada köpek dünyası çok ayrı. Özellikle işte böyle yazlık beldelerde falan kışın gittiğimde de görüyorum. O biraz artık orada yine insan hatası bırakılıyor var. Onu insanlar doğru bir şekilde çözmeli. Büyük bir şey de söylemek istemiyorum. Yine her şeyde olduğu gibi kutuplaşma var burada da. O yüzden hassas bir konu. Umarım en akılcı yöntemle çözülür. Ama insana yakışan yaşatmaktır, odaklı olmaktır. Tabii ki. Bitkiyi, hayvanı, insanı. Mühim olan candır ve onu hayatta tutmaktır. İlk önceliğimiz hep bu olmalıdır. Biz insan olduğumuz için bize yakışan bu olmalı. İyi bir aile değiliz. Evet. Bu konuda iyi bir karnemiz yok belki ama burada iyi bir aile değiliz de başka bir gündem var. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Vizyona giriyor. Evet. Herkes izlesin. Kapılar bacalar yıkılsın İnşallah. Efendim. 9 Şubat unutmuyoruz tarihi. Evet. 9 Şubat'ta sinemalardayız. Bu sene ikinci filmimle giriyorum. Bu sene öyle oldu. İki filmle geliyorum. Hakip İçici'nin yazıp yönettiği benim çok yakında bir arkadaşım. Ve benim gurur duyduğum da bir konu bu. Çünkü yıllardır bizim konuştuğumuz bir şeydi ve yaptı. Tıpkı size söylediğim gibi bir tarih kondu. Bir şeyler oldu ve oldu. Gurur duyuyorum. Oyuncu yönetmenlerin artmasından da çok mutlu oluyorum. Ali Atay'dan sonra... Ama o da nasıl yetenekli bir isim. Çok özel insanlar. Ben Hakim İçici yani çok tabii, acayip bir adam. Çok özel insanlar. Ben her açıdan arkadaş olduğum için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok güzel bir senaryo yazmış ve senaryoyu verdiğinde zaten genelde herhalde görüştüğü %90'a yakın bir oranla geri dönüş aldı. Yani bu yüksek bir orandır senaryonuzun kabul görmesi. Çok hızlı bir şekilde kastını oluşturdu. Mesela bu ilk film olduğu için tabii ki her şey biraz daha küçük ölçekli. Yani. O yüzden, eşini oynatıyor mesela. Evet, mesela Derya zaten biz Derya'yla Haki'yle çalıştık da biz çok yakın sosyal hayatımızda beraberiz. Ben o aileyle birlikte olmaktan ayrıca keyif alıyorum.
nasıl diyeyim yani böyle küçücük kendi dünyasında böyle bir filmken şimdi böyle çok fazla TV yüzü falan da filmde yer alınca şimdi büyüdü iş. Kocaman bir gişe filmi olarak şu anda bir kendi tonunda bir iddiasıyla giriyor. Umarım çok güzel olacak. Çok tatlı bir kara komedi. Aile ilişkilerini sorguluyor. Bizim seçemediğimiz ama hayatımızdaki en önemli kişileri sorguluyor yani. Akrabalar. Akrabalar tamamen. Bir cenaze gününde 24 saatte geçiyor ve bir daha belki 3 yıl sonra göreceğin amcanın oğlu senin orada cenazenin nereye gömüleceğiyle ilgili kriz yaratıyor filan. Yani çok gerçek bir hikaye. Akin'in kendi cenazesinin, rahmetli babasının cenazesinin hikayesine bir küçük sinematik dokunuş yapılmış hali diyeyim. Ben açıkçası senaryodaki o akrabalık ilişkilerine bakışı çok sevdim. Çünkü kimse birbirini aslında dinlemiyor ve kimsenin, herkesin kendi gündemi var. O ailenin öneminden sürekli dem vuran aile övücü tayfanın da ne kadar bencil olduğunu bir araya geldiğinizde görüyorsunuz. Lahmacunlar geliyor, dinleyemiyor lahmacun yemek için karşı tarafı falan. Öyle bir sürü sahne var, göreceksiniz. O uydurulmuş şeyleri biraz eleştiriyor. Ama temelinde bir aile komedisi, bir durum komedisi diyebilirim. Çok tatlı bir gerilimi var. 24 saatte geçmesi böyle bir ben salonda, ben de henüz izlemedim. Ama salona gitsem bu film için hem gülüp hem de böyle ay hadi çözün şu işi olacağım böyle bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Tatlı bir deneyim yaşatacağını düşünüyorum yani. Ya akrabalık ne kabustur. Ve herkes için böyle herkese numara yapıyor. Sahiplik ya, akrabalık üzerinden sahiplik kurma karşı taraf. Tabii. Ne münasebet ya. Ben çok sinir olurum. Ben akraba sevmem de. Yani sizin gibi düşünen, bunu söylemeyen de milyonlarca insan var. Ben seçtiğim insanlar var. Kendi akraba, yani onlar için de öyledir. Herkes için öyledir. Oradaki o insanlarla, onlar benim arkadaşım artık. Hani parantez içerisinde teyzemin oğlu, halamın oğlu, bilmem nemin kızı. Onun dışında sadece aslında ben o insanları kimyam uyduğu için, mizahım, terbiyem, yaklaşımım benzediği için onlarla hala görüşüyorum. Yoksa görüşemiyorsunuz ki zaten. Mesela o ailecek yaşanan apartmanları falan hani biliyorum da. Arkadaşlarımdan biliyorum işte falan. Bu film biraz onlara benziyor. Aslında izin verilse ve o üzerlerinden o baskı kalksa hepsi biraz uzakta birbirlerinden yaşamak istiyor insanlar. O nefes alamama durumu, evde herkesin bir araya gelmesi durumunu anlatan bir film. Ben toplumumuzda karşılık bulacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü dili varmayan ama yılmış insanların da bunu hissettiğini biliyorum yani. O zaman fragman. Utanmıyorsunuz. Perli kelli, allı pullu insanlarsınız. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada. Tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Ay! Kesin öldü mü? Beyefendi ben yıkadım. Öldü. Kaçmış olabilir mi? Aa, duyduk. Geçmiş olsun. Ayranlar nerede? Ayranlar gelmedi mi? Gelmemiş. Lan meyve suyu yesinler Allah aşkına. Ya meyve suyuyla lahmacun çok kötü olur. Çapta durabilir mi? Çapta duramaz. Niye gittin amca? Niye gittin amca? Hiç böyle yok. Hakikaten yengemin köyüne gömelim. Kar geçince de alır bizim köye koyarız. Bütün esnaf bu işin içinde. Babamı köye mi götürdüler? Baban kim? Bir tek senin mi baban kayboldu ya? Aç interneti bak neler var. Senden şüpheleniyorum. Allah Allah. Bugün de ölüsü ayrı ya. Dilisi ayrı giriyor. Bunlara ne? Madonna. Bunların öldüğüne inanıyor musun? Madonna ölmedi ya. Ben öldü mü dedim? Garip değil mi? Yok. Bence hiç garip değil. Sen neye haklısın? Allah'ım ya, ne diyorum? Biz bu mahallede 250 aileyiz, ona göre ha. Her şey çok güzel oldu, tamam mı oğlum benim? Güzelcek her şey. Kızım. Allah kabul etsin oğlum. Niye etmesin yenge? Bulunur değil mi? Bulunur yengeciğim. Biz kadim bir milletiz. Çok şükür herkese gücümüz yeter. Benim gibi sakin adamı delirtmeyin yahu. Allah Allah. Dondurma ve çiğ köfte. Ne alakası var? Hayırlı uğurlu çok olsun. Sağ olun. Gişesi bol olsun. İnşallah. Gişe rekorları kırsın. İnşallah, inşallah. Tabii ki çok isterim. Çok izlensin yani. Çok siz isterim. De bir zahmet artık buradan görüp bir koştura koştura gidin. Evet. Havamız olsun yani. Evet. Ölümlü Dünya 2. Evet, Ölümlü Dünya 2. Yani... Ölümlü Dünya fanları. Öyle Cinayet mi? Süsü, harika. Ölümlü Dünya. Ben onların fanıyım yani. Yılda 2 kere izlerim. Aa, harika. Terapi gibi. Sahne sahne açıp izleniyor. Ben de çok hem yolda hem sosyal medyada alıyorum bunu. Ya işte dedim ya, bazen kariyerinizde işte tesadüfler, olumlu tesadüfler. Hep anlatıyorum, Ölümlü Dünya'nın ilk yapım aşaması bambaşka bir ekip. Sonra teknik sebepler, bir şeyler iptal oluyor ve çok son anda bu kadro biz dahil oluyoruz filan. Kader, kısmet ya da orada
şans ve şansın iyi kullanılması hepsi içinde. Bütün emekleri de herkes ne kadar iyi çalıştığını da biliyorum. Bunun bir parçası olmak çok önemli. Çok özel bir şey. Çünkü dediğiniz gibi benim mesela böyle birçok arkadaşım podcast gibi arkada açıp dinliyorlar. O akıyor arkada. O ben iyi hissettiriyor. Benim böyle birkaç şansıma böyle projede yer alma durumu oluştu. Avrupa yakasıyla da ilgili duyuyorum. Açıyorlar arkada dönüyor. Çok özür dilerim. Bir parantez açabilir miyim burada? Geçen yılki deprem felaketinden sonra 3 ay 4 ay ben kendimi orada değildim ama Avrupa yakasıyla tedavi ettim. Evet, yani bunu da buradan söyleyeyim. Avrupa yakasını tekrar izleyerek hayata döndüm. Aa, ne güzel. Yani o yüzden teşekkür ediyorum. Ben Gülse Birsel'e teşekkür ediyorum ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. Böyle kült işlerde yer almak işte bazen tesadüfler, bazen sizin yarattığınız bir şans olabiliyor bir şekilde. Ama o çok farklı bir şey. Mesela 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile geri dönüşünü alıyorsunuz. O çok ilginç bir şey. Ölümü Dünya'da böyle kült bir iş oldu. İkinci filmle ilgili çok kaygımız vardı. Çünkü bir filmi çok sevdiğinizde ikincisi genelde sevmemek üzerine bakarsınız. Hani ilki gibi olmayacak diye düşünürsünüz. Ben de öyleyim bir seyirci olarak. Çok yüksek oranda bir olumlu bir dönüş aldık. Zaten bu rakamlara da yansıyor. Hani o gişe rakamları da boş yere olmuyor. Sevmesen gitmezlerdi insanlar. Çünkü çok tecrübeli bir seyircimiz var. Ben onu boş bir övgü için demiyorum. Benim bildiğim bizim ülkemiz özellikle hani Perihan abları falan bir bloğun üzerine bir küçük bir donma var. Sonra işte Asmalı Konaklar'la falan 2001'den beri yaklaşık 22-23 senedir her gece dizi izliyoruz. Film izliyoruz. Bizim halkımız çok tecrübeli. Artık yemiyorlar. Bir şey hani öyle ünlülerle, PR'la falan taşıyamıyorsunuz. O iş bitti. Ben bundan çok memnunum. Çünkü gerçek üretimler çıkmak zorunda kaldı. Bir sürü yeni insan çıktı farkındaysanız. Bir sürü yeni insanın çıkmasına şans tanıdı bu. Oyuncular, yönetmenler, bir sürü yeni yüz var artık. Bu olumlu bir gelişme. O yüzden ben şimdi bir şey geldiğinde okurken de ona bakıyorum. Bir formülle şu an bu tutuyor diye bunu yapmakla falan olmuyor artık. Tek başına hikayesinin güçlü olması bir numara hikayedir her zaman. Üzerine iyi bir yönetmen ve iyi aktörlerle büyür. Ama hikayeniz zayıfsa hiçbir şeyle kurtaramazsınız. Hikayeye bakıyorum. Hep de öyle bakmaya devam ediyorum. Bu işlerin güçlü hikayeleri en büyük şeyleriydi. Onu söyleyebilirim yani. Hikayeleri güçlüydü. Ne yapacak şimdi bunlar diye. Öbür sayfayı çevirttiriyorsa bana bir senaryo. Çünkü çok senaryo okuyoruz artık. Otomatik okuyoruz bazen ama gerçekten bir hani normal bu mesleği yapmayan biri gibi heyecanlandırıyor bazı senaryo. Aa girme oraya be falan diyorum şimdi ne yapacaksın orada onlar var falan. Bunu konuşturtuyorsa ben tamam diyorum. Bu kendi büyüsü var. Bunda olmak istiyorum diyorum. Yani beni bile alıyor içine okurken. Bir de izlerken düşünün. Yani böyle büyülü işler vardır. Dram hiç gelmeyecek mi? Ben aslında inatla dramla yapmaya çalışıyorum ara ara. Aslında 2 sene önce bir dizi yaptım Kaderimin Oyunu diye. O tam bir dramdı. Ondan önce ara ara filmlerde işte çok eski kaldı artık ama O Çocukları, onun üzerine Karışık Kaset, Beyaz Melek gibi dramlar yaptım. Kavak Yerlerini biraz dram sayabilirsiniz. Evet ama benim ana çizgim, hattım biraz daha komedi oldu her zaman. Ama ben bir aktörün tıpkı bir arkadaşı gibi kötü günde de dost olmasını gerektiğini, iyi günde değil, dertleşme gününde de olması gerektiğini düşünüyorum. Bir aktör olarak insanları hüzünlendiren ya da düşündürten ya da başka bir duyguya sokan bir projenin de aktörü olmak isterim açıkçası. Bunun için de önemsediğim bir konu. Biz sizi seviyor muyuz dramda? Onu bilmiyorum. Onu seyirci en iyi cevap verir ama genelde eğer bunun rakamsal karşılığı hani gişe, reyting gibi şeylerdeyse çok pozitifler. Destekliyorlar. Yapma sen bu işleri ya sen komedine dön diyen yorum da görüyorum tabii ki. Ama ağırlıklı olarak her şeyi unutup Mahir sana çok kızgınım niye sevdiğini söylemiyorsun diyor. Benim için en güzel yorum bu. Her şeyi unutmuş. Geçmişi, komedileri ya da algımı unutmuş. Orada Mahir var. Orada Mahir'e inanıyor. Bu benim için en güzel hani geri dönüş. Bunları gördüğümde zaten tamam bunları yapabilirim diyorum. Biraz bunu dikkat ediyorum. Komedi ana görevim. Beni bir pizza ustası gibi düşünürseniz ben hamur hayatım boyunca uzmanlık alanım olacak ama atıyorum yanda da bir başka bir şey yapmak, güzel makarna yapmak için de yani çok heyecanlıyım. Hani bu onu şey gibi ayırdım. Dramı çok önemsiyorum. Ve özellikle de yapacağım. Tercih edilirsem tabii ki. Bir yerde şey demiştiniz ya vücutlarla ilgili hani artık böyle herkes taş gibi özellikle daha genç vücut yaparak başlardım gibi.
Şimdi olsaydı diye. Hı. Gerçi taşsınız değil mi? Hayır, taşsınız değilim, değil. Bir dakika bir bakayım. Kollar nasıl kollar? Bakın ama sıkmadan ya. Ha, tamam tamam, böyle tamam, yok yok bir şeyim yok. Bir taş ya, taş değil. Taş kaslı kaslı vallahi baya. Tenis oynuyorum, futbol oynuyorum, sağ olun. Şey soracağım, bu hepimizde var. Yani mesela benim yaşım 55, ben de spor yapıyorum. Maşallah. Çünkü taş olmak istiyorum. Çok iyi yani, gözüküyorsunuz, taşsınız. Taş gibi olmak taşsınız istiyorum. Ya, bu benim ama hayatta gerçekten bunu hı-hı istiyorum. Çünkü 10 yıl evvel böyle bir isteğim yoktu. Evet. Son 10 yılda gelişti bu. Yani 10 yıl evvel popomun düz olması, kolumun muhallebi gibi olması falan önemli hı-hı değildi. Hı-hı. Şimdi önemli. Hı-hı. Bunu sosyal medyadan da görüyoruz, ekrandan da görüyoruz. Ne oldu? Yani de bu artık hani bu öne çıktı. Bu sosyal medya ve özellikle Instagram devriminin hı-hı etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz dış görünüşümüzü her zaman önemserdik. Yani hep öyle bir şey vardı ama şu anda biraz böyle sanki... bir prototipe dönüştürecek hı-hı boyuta geldi ama ben sağlıklı olmanın ve iyi görünmenin asla kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence harika bir şey. Kendini sevmek, ben kendimi sevmediğim bir güne başlarken bilirsiniz onu, ne giyseniz yakıştırmazsınız, hı-hı kendinizi sevmezsiniz. Bir o günü düşünün, bir de cuk diye olduğunu, küçücük bir şeyle iyi gözüktüğünüzü düşünün. Yani o histe kalmayı tercih ederim. O yüzden iyi gözükmek ve sağlıklı olmak için yapılan her eylemi destekliyorum. Tabii ki o garip garip şeyler değil hani hı-hı onaylanmamış hı-hı tedaviler, ilaçlar, kilo vermek için özellikle çok orası kirli bir hı-hı dünya. Ben sizi de çok iyi gördüm. Ne yapıyorsunuz? Devam edin. Ama Instagram devriminin etkisi var annelikte, insanlıkta, kadınlıkta, erkeklikte, her yerde. Hande bu senden oradan öyle Hande şimdi diyor ki bence bu da geçecek. Herkes birbirine aynı. Hayır, sen yapmıyorsun. Hiç oralı olmuyorsun diye herkes sana uyacak zannediyorsun. Evet. Ha 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 ha. Kilolu olmama, kilolu değilsin sen. Balık kilolu değilsin senden. Ben demin gördüm sizi. Balık etli olmanın böyle, sen fanfatalsin böyle. Hatlı, curvy. Evet. Öyle olmanın işte diğerleri herkes aynı diyerek oradan şey yapmaya. Bir gün benim yerime geleceksiniz demeye çalışıyor orada. Şimdi kendine saygı duymadan ve keyif almadan yemek yemek vardır. Ben de yaptım biliyorum. Onu böyle artık böyle bir şey gibi. Belki bu beni kurtarır falan gibi bir yemek yemek. O kötü bir şey ama keyifle istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Ben genelde sağlık tarafından da baktığımızda düşünüyorum bunu. Yoksa kimse aynı gözükmek zorunda değil. Herkes bence biricik ve ayrı olmalı ama hani... O sağlıkla ilgili ve ama iyi görünmek. Sektör talep ediyor. Siz ya kamera öndesiniz zaten, başka hayır, şansınız sizin de, yok. Hayır, sizin tabii, sektör talep ediyor. Tabii, tabii ki. Yani sektör talep ediyor ve jönlerimiz bu arada ayrıca söyleyeyim. O erkeklerde bayağı sıkı bir grup oluştu diye düşünüyorum. Çok iyi ekip var özellikle erkek jönlerde. Global bir ekip oldu erkek jönler bence. Yani her yerde iş yapabilecek çok iyi jönlerimiz var. Çoğu da arkadaşım, çok da beğeniyorum. Çok çalışkanlar. Eskisi gibi değil. Şöyle Clark'ımı atayım, durayım, bana yeter değil. Herkes oyunculuğu önemsiyor. Zaten bence bu devrim o yüzden oldu. Aktörlüğü, oyunculuğu önemseyen insanlar şimdi bu işi yapıyor. Jönlü oldular ve orada tabii ki çok değişti. Çok güzel bir yere gidiyor. Siz hayata hep böyle mi bakıyorsunuz? Nasıl? Şimdi son 5 dakikamız, birazdan oraya geçeceğiz ama konuştuğumuz 40 küsur dakika boyunca hep olumlu cümleler kurdunuz. Bir tane negatifiniz yok. Bu çok güzel bir şey ama... Ben hep böyleyim. Hep böyle hep misiniz? Böyleyim. Onu merak ettim. Hep böyleyim. Olumsuz. Yani televizyonda olduğunuz için mi böylesiniz yoksa yani hayatta da... Benim buna cevap vermem garip olabilir. Ben televizyonda da dışında da böyleyim ama beni tanıyanlar bilir. Ben genelde hani en başta hikayenin başına çember tamamlıyor. Hem programın sonunda aynı şeyi söylemiş olayım. O beni yıpratan olumlamadığının da parçası. Ben böyle biriyim. Böyle bir yapıya sahibim. Bunu kabul ettim. Sadece mantıksız şeylere hayır demeyi öğrendim artık. Hayır, kendimi yok edecek şeylere hayır demeyi öğrendim. Ama olumsuz konuştuğumda da hiç ben değilimdir. Bazen böyle bir oluyor ya işte böyle bir... Kötü hissediyorsunuz, mutsuz oluyorsunuz. Trafik, şehir, bir şeyler, bir insan falan böyle kötü bir şey söylediğimde, düşündüğümde 3 saat falan şuramda şöyle o sözcüğün izi kalıyor, karanlık ve bana kötü geliyor. Niye yapayım ki? Ya işte bu çok güzel bir şey. Yani şey olumlu... Melek değilim bu arada. Onu lütfen ya, öyle yanlış... Kimse melek değilim de, yani. Ama olumlu cümle kurma hali. Negatif, Hande biz kullanıyoruz aramızda bayağı bir negatif, değil mi? Birileri kullanmalı. İşte sağlam kullanıyoruz. İşte böyle bak böyle olacağız. Bak gördün. Ben çünkü hayır gerçekten ben bunu diledim. Gerçekten bu yıl için bunu diledim. Artık hep olumlu cümleler kuracağım. Hak etmeyen dedim. İnsanlara da olumlu olmamak lazım. Haddi bildirmesi gereken insanlar had bildirmek lazım. O da kendinize yaptığınız bir olumsuzluk. Yine olumsuzluk oluyor yani eğer oradan bakıyorsak. O konuda da çünkü çok suistimal ediliyor. Özellikle yumuşak başlı insanlar. O suistimal izin vermemek lazım. Ama yumuşak başlı olmakla bence aynı şey değil ki. Değil bu. Evet ama hani öyle algılanıyor ya. Hayır bence insan rahatlıkla tavrını koyar. Ama bunu nezaket ve zarafetle yapmak önemli ya. Evet bencilce bir yerden de yapıyorum bunu. Bana iyi gelmiyor çünkü.
İşte. Etrafımı düşünüyorum eyvallah ama sonuçta ben iyi hissetmedikten sonra etrafımı da göremem yani. Umurumda da olmaz şey anlamında söylüyorum. Bunu kendini sevmek özelinde de yapmak lazım diye düşünüyorum. Bence itibar açısından da iyi bir şey. Herkes hakikaten bunu düşünmeli. Kendi kişisel itibarı içinde bozulmamalı. Yani evet. Ben bunu çok... Bu aralar buna taktım da o yüzden. Ay ne güzel bozulmamalı. Bir şey. Kendi itibarı içinde. Tabii. Hani o... İşte böyle anlık şeyler vardır ya, hayatınızda verdiğiniz tepkiler, tüm hayatınızı belirler falan. Gerçekten çok sakin ve net bakmakla her şeyi yönetebiliyorsunuz, her krizi. Yani kriz yönetimi için de güzel çünkü hayatımız o bence. Tamam, peki çok şeydeyiz, böyle sinirime dokundu bir şey, egoma dokundu bir şey oldu. Orada ne yapmak gerekiyor? Valla kaşım gözüm, şey, ifadem ben de yönetemediğimden anlarsınız ama genelde bir... spot bir cümleyle konuyu hızlıca kapatıyorum. Ne gibi mesela? Ne bileyim yani karşımda hadsiz... Burada ilham almak için soruyorum. Estağfurullah. Ya hadsiz bir insan varsa, kaba bir insan varsa karşımda ben ona çok zorlanıyorum artık. Yaş büyümesiyle ilgili net bir örnek olarak söyleyebilirim bunu. Eskiden başka bakardım ama şimdi mesela çok net bir şey söylüyorum. Uzaklaşır mısın diyorum ya da sizi de fotoğraf çektirmeyeceğim diyorum. Ya da işte böyle konuşamazsınız, tanışmıyoruz diyorum. Eskiden demezdim. Ve hak eden insanlara söylüyorum. Çok tatlı bir insan geldiğinde ben ona esir alıyorum. Yani o net ayrımı gösteriyorum o kişilere de. Bu sana özgü bir davranış olduğunu görsün istiyorum yani. Çünkü kimsenin öyle bir şey hakkı yok. Ay canım, yani. Bayağı netsiniz, koyuyorsunuz tavrı. Ama işte yeni öğrendim. Yıllarca siz ne uğraştım. Siz o tarafı alayım mı? Şey diyeceğim, benim hani az önce şeffaflıktan konuştuk ya, biz bu yıl bir su dedik. Yani bu hem kuraklığa vurgu yapalım, evet, hem de biraz biz her yıl bir temamız var. Çok güzel. Bir de barajlarımız fena değil şu anda. Politik doğruculuk üstünden, yani her türlü eşitlik, işte din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ayrımcılığına harika karşıyız. Harika. Bu yıl buna kendimiz ekledik. Coğrafya ayrımcılığı, toprak ayrımcılığına da karşı durmak istiyoruz. Yani İstanbul'un toprağı Konya'dan daha değerli değil. Ya da Washington'un toprağı Tunceli'den daha değerli değil. Hepsi eşit aslında. Orada yaşayan insanlar da gibi bir şeyden. Ama su gibi, sadece susuzluk değil, su gibi olma, yani şeffaf. Evet. Net. Esnek. Net, esnek ve hani o akar. Böyle. Evet, akar. İşte onu da istiyoruz bu yıl ya. Bu yıldan çok şey bekliyorsunuz. Bence bu yılı bir daha... Bu yıl derken kendi... bu sezon kafa taktık. Yani su gibi olmak. Su gibisiniz bence. Program akışı da öyle. Yani nasıl geçtiğini de anlamadım. Bence ne yapıyorsanız aynen devam edin ama bence bu farkındalık seçimi açısından da sizi tebrik ediyorum. Alayım mı sizi o tarafa? Lütfen. Nereden geldin? Bu benim kendi sokağımdan, mahallemden, evimin sokağından, Akatlar'dan geldi. Harika. Bizim oranın toprağı. İlginç bir şekilde çok verimli bir toprağımız var. Neler çıkıyor içinden? Ya her şey çıkıyor ama ağırlıklı olarak mesela bizim orada kestane, ıhlamur, ceviz, böyle yüksek büyük ağaçlar var. Şakacıktan bir kere domates ektik. En sonunda artık bazılarını sökmek zorunda kaldık. Öyle bir her yer domates çok oldu. Güzel, çok verimli bir toprak. Buraya da Akatlar toprağı verildi. Aman diyeyim, belki hani tarıma açık bir alan yaratılabilir. Buyurunuz. Pek bırakmamışlar ama rezidansa açık şu anda. Şöyle genel en azından böyle. Arkadaşlar şöyle bir durum yok mu? Avrupa yakasında toprak bulabileceğimiz birkaç yer kalmış. Evet. Burada ne yazık ki genelde konut, şöyle bir elimizi sokalım mı eğer? Tabii ki. Anadolu, Avrupa yakasında kalmış birkaç yer, işte Akatlar gibi. Anadolu yakasından daha çok bahçeden toprak geliyordu. Avrupa'dan çok gelmiyordu. Genelde saksıdan geliyordu. Bulmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Ya her şey açık su gibi olsun. Evet, bütün hepimizin. Çok izlensin. Filmimiz için de çok güzel olsun. Genel olarak hepimiz için de. Seviyoruz sizi. Çok sağ olun. Ben de sizi seviyorum. Yeni tanıştım. Çok selam getirdim size bir sürü arkadaşımla. Ailemden, annemden.